Merhaba, Işıltılar'da bu hafta bir antika duayeni ile beraberiz. New York'ta kendisiyle görüşeceğiz. Kontes Helen Costantino Fioratti. Sayın Fioratti, aslında size Kontes Fioratti demem gerekir. Siz Amerikalısınız, ancak babanız İtalyandı, anneniz de Amerikalı. Nasıl tanıştılar? Roma'da tanıştılar. Babam bir bankada çalışıyordu. Annem de genç bir kadındı. Bir gün bir kredi mektubuyla geldi. Bankada çalışan kişi böyle genç bir kadının kredi mektubuyla gelmesine inanamadı. Daha sonra annemi babama gönderdiler. Babam bankanın müdürüydü. Sanırım ilk bakışta anneme aşık oldu. İki gün sonra şans eseri sahilde karşılaştılar. Babam da annemin arkadaşlarından birini önceden tanıyordu. Böylelikle bir araya geldiler ve olaylar gelişti. Anneniz Roma'da ne yapıyordu? Annem orada bazı parçalar satın alıyordu. O dönemde Amerika'da sanat eserleri alıp satan en genç kişiydi. Çok genç olmasına rağmen İsveç Büyükelçisi'nin isteğiyle İsveç'te bir şatonun bütün mobilyalarını Amerika'ya getirtti. Mobilyaların kataloğunu hazırlattı ve satışlarını yaparak adını duyurdu. Dolayısıyla yine bir şeyler satın almak için İtalya'da seyahatteydi. Önemli bir miktardaki kredi mektubuyla bankaya müracaat edince oradaki memur gözlerine inanamamıştı. How was your mother interested in? Anneniz antika ile ne zaman ilgilenmeye başladı ve antika eşya toplamaya nasıl karar verdi? Bu gerçekten çok eğlenceli bir konu. Annemin zengin bir amcası vardı. 12 yaşında, hatta daha da küçükken amcası ona zamanında uyuması için para veriyordu. Yılda 2-3 kez de Avrupa'ya gidiyordu. Çünkü babası ünlü bir cerrahtı. Bu bölgelerde çok önemli hastaları vardı. Böyle zamanlarda eşini ve iki kızını da yanında götürüyordu. Annem amcasından aldığı parayla çizimler, sanat eserleri gibi parasının yetebileceği bazı şeyleri almaya başladı. New York'a geri döndüğünde 61. sokakta Lexington ve Park Caddesi arasındaki evlerinde odasını tasarlamaya karar verdi. Dolayısıyla 19. yüzyıla ait tüm sevmediği şeyleri çıkardı ve odasını gotik bir tarzda düzenlemeye başladı. Antikaları seviyordu. Pek çok insanın hoşuna giden farklı objeler kullandı. Amcasının bu konuda bir etkisi olmuş mu? Hayır, o anlamda bir etkisi yoktu. Amcası sadece onun zamanında uyuması için para veriyordu ve o da erkenden yatıyordu. Daha sonra bir Alman uzmanla çalışmaya başladı. Bunun karşılığında ondan bir ücret de almadı. Çünkü o dönemde kadınlar çalışmıyordu. Amacı yalnızca öğrenmekti ve çok fazla şey de öğrendi. Ancak bu Alman ilginç bir şey yaptı. Avrupa'ya gitti ve tüm galeriyi anneme teslim etti. Para bile bırakmadı. Dolayısıyla o da tüm faturaları ödemeye başladı ve bazı şeyler böyle gelişti. Babasına para için çalışmıyorum ancak faturaları ödemek de başka bir konu diyordu. Aslında annem kendi yerini açmak istiyordu. Babası da genç kızlar bunu yapamaz diyordu. Annem büyük babama yalvardı. O da oğlu olmadığı için anneme acıdı ve bir galeri açmasına izin verdi. Böylelikle annem ülkedeki ilk güzel sanatlar galerisini açmış oldu. Siz İtalya'da bir köy satın almışsınız. Evet, bu benim eşimin bir rüyasıydı. Bu köyde yüzlerce yıldır, hatta binlerce yıldır kimse yaşamamış. Yalnızca birkaç çoban varmış. Eşim köyün sahibini tanıyordu. O da bizim orayı satın almamızı istiyordu. Köyünüzde kaç ev var? I'd say there are four houses actually.
Yaklaşık 4 ev var. Aslında bunlardan biri şato, diğeri ise kale. Kalede askerler ve atlar, şatoda da sahibi kalıyormuş. Eşim bu köyden çok etkilendi. Çünkü 10. yüzyıldan kalan bir kilise de vardı. Oldukça iyi bir durumdaydı. Çok güzel görünüyordu. Eşiniz de bir İtalyan değil mi? Evet, benim annem bir İtalyanla evlendi. Ben de bir İtalyanla evlendim. Ve kızım da bir İtalyanla evlendi. Yani 3 nesil İtalyanlarla evlendik. Sanırım İtalyanlar bizi çekiyorlar. Sonuçta eşim bu köyü çok sevdi ve bir arkadaşımızdan satın aldık. Ardından restore etmeye başladık. Bu köyün restorasyonu tam 27 yılımızı aldı. Çünkü İtalya'da her küçük şey için izin almak zorundasınız. Mesela izin için imzasına ihtiyaç duyduğunuz bir kadın bir yıllık doğum iznine çıkabiliyor. Dolayısıyla bu işler tahminlerin de ötesinde uzun sürebiliyor. Ama sonuçta bitti. Köydeki evleri kiralıyor musunuz? Aslında kendimiz kullanacaktık ama ne yazık ki eşim vefat etti. Dolayısıyla evet, kiraya veriyoruz. Daha önce Mel Gibson kiraladı. Tenisçi Marina isimli bir kadın kiraladı. Tenis kortlarını çok beğeniyordu. Aynı zamanda büyük bir yüzme havuzumuz ve spor salonumuz da var. Çok güzel bir yer. Üstelik ağaçlar ve kaleler dışında hiçbir şey görmüyorsunuz. Kuşların sesleri inanılmaz. Gerçekten çok güzel. Where is it exactly? Köy tam olarak nerede bulunuyor? Colova d'Elsa ve Savacile yakınlarında bir yerlerde. Siena'ya 10 dakika uzaklıkta. Siena'ya uçakla gidilebiliyor mu? Evet, bir havaalanı var. Floransa üzerinden de gidebilirsiniz. Yani Floransa'ya da yakın, uzak değil. Köydeki evler kaç kişilik? Burayı 16 kişi kiralayabiliyor. 3 ev var burada. Her türlü hizmet veriliyor mu? Evet, mobilyalar antika. Gerçekten çok güzel bir yer. Restore ettikten sonra biz orayı kendimiz için tekrar dekore ettik. Yani beklentinizin çok daha ötesinde bir dekorasyon söz konusu. Siz antikaya nasıl ilgi duymaya başladınız? I went to Parsons School of Design and I studied Parsons Tasarım Okulu'na gittim. Orada tasarım ve antika üzerine çalıştım. Annem de zaten antika galerisi sahibiydi. Ben de bunlarla birlikte büyümüştüm. Odamda Venedik mobilyaları vardı ve bazı şeyleri renklendirdiğimi hatırlıyorum. Aslında bu bir çocuk için çok uygun bir şey değil ama zaten antika işinin içinde doğmuştum. Her şeye son derece yakındım. Ben dekorasyon yaparken insanlar neye ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Ben de gidip bakıyorum ve onların söylemediği ama dekorasyonu daha da güzel kılacak başka unsurları da görüyorum. Sonunda onları da satın aldırıyorum. Ben evlendiğimde de zaten bir şeyler almak zorunda kalmadım. Bir ev için gerekli olanın dışında çok fazla mobilyam vardı. Eşim gazeteciydi. Bugün bana bir galeri açmamız lazım. Zaten annemin galerisi var, onda olmayanlar bizde olmalı dedi. Yani orta çağdan kalan parçalar, İtalya'ya özel objeler gibi şeylerden bahsetti. Ben de kabul ettim. Bu antika ve galeri işini kendi işinden yani gazetecilikten çok daha sevdiğini söylerdi. Sonuçta biz de bir galeri açtık. Annemin galerisinin tam karşısındaydı. Benim de vaktim bu iki galeri arasında gidip gelerek geçiyordu. Bu şekilde biz de galeri işine girmiş olduk. Eşinizle nasıl tanıştınız? Benim Avusturyalı bir kuzenim vardı. Avusturyalı arkadaşlarıyla tanışmamı istedi. Büyük bir parti vermişti. Bir arkadaşım da ileride eşim olacak kişiyi partiye getirmişti. Yani onunla birlikte gelmişti. Daha sonra birlikte yok oldular. Biz de ikisinin birlikte olduğuna karar vermiştik. Halbuki böyle değilmiş. Daha sonra yine bir şekilde karşılaştık. Aslında bana göre olduğunu pek düşünmüyordum. İtalya'da grup olarak geziyorduk. Gün içinde sahile gidiyorduk. Gün orada şöyle bölünüyor. Sabah çalışıyorsunuz, arada uzun bir öğle tatili var, o sırada sahile gidiyorsunuz. Sonra tekrar çalışmaya başlıyorsunuz. Ben de bu dönemde onunla görüşüyordum, konuşuyordum. Ama yanımızda çok fazla insan vardı. Bir keresinde herkes yok oldu. Bana baktı, ben de ona baktım. Aniden bir şimşek çaktı. Aslında bir keresinde hiç tahmin etmediğim bir şekilde sahilde ona rastladım. Burada ne yapıyorsun dedim. Seni bekliyordum dedi.
Ben oraya annemle gitmiştim. Öğleden sonra 3'te orada ona rastlayacağımı hiç düşünmemiştim. Anladığım kadarıyla o benim hakkımda çoktan kararını vermişti. Türkiye'ye birkaç kez geldiniz değil mi? I mean, that's one of the places that I thought were the most beautiful in the whole world. Evet, Türkiye'yi çok seviyorum. Çok güzel bir yer. Bence dünyanın en güzel yerlerinden biri. Aynı zamanda harika yemekleri var. Sanırım yetiştirilen gıda ürünleri bağlamında kendi kendine yetebilen 5 ya da 7 ülke var. Türkiye de bunlardan biri. Ben kuzeye gittim, güneye gittim, Nemrut'a gittim. Anadolu'yu gördüm. Türkiye'de Yunan ve Roma döneminden kalan muhteşem kalıntılar var. Hatta Yunanistan'dan bile daha çok antik kentiniz mevcut. Mesela yere batan sarnıcı. Sarnıç deyince herkes şaşırdı ama orası herkesin mutlaka görmesi gereken muhteşem bir yer. Absolutely gorgeous. Fabulous. 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 Did you do any projects? Türkiye'de projeleriniz var mı? Not in Turkey, but I've done quite a lot of work in the Middle East. Türkiye'de değil ama Orta Doğu'da ve Kuveyt'te projelerim var. Yaklaşık 20 yıldır El Sabah ailesine ait bir evin dekorasyonunu yapıyorum. Artık çok iyi arkadaş olduk. They've become really good friends, some of them. What is your favorite furniture? Sizin favori mobilya parçanız nedir? The thing is that I can tell you what I don't like. I don't like 19th. Önce size sevmediklerimi söyleyebilirim. 19. yüzyıldan kalma şeyleri sevmiyorum. Amerikan tarzı şeyler gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Aslında onları sevmem gerekir ama yine de hoşlanmıyorum. Çünkü o dönemdeki insanların İngiltere'de yapılanları alabilecek parası yoktu. Ben İngiliz parçalarını tercih ediyorum ama en çok da İtalyan ve Fransız parçalarına bayılıyorum. 18. yüzyılda güzel. Ancak sanayi devriminden sonraki dönemle o kadar da ilgilenmiyorum. Çünkü o dönemde elle yapılan pek bir şey kalmadı. İnsanlar antika alırken gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu merak ediyorlar. Sahteleri nasıl anlayabilirler? Nasıl yapıldığına bakmaları gerekir. El yapımı mı değil mi yoksa makine yapımı mı? Bunu bilmeleri gerekir. Yapıştırılmış mı, monte mi edilmiş, bunu da görmeleri lazım. Tahtası yeni mi, eski mi, boyasının durumu da önemli. Çünkü eski boyalarda küçük kalıntılar vardır. Bunları görmeniz gerekiyor. Ve asıl yapılması gereken şey de gidip dünyadaki görebileceğiniz tüm antikaları görmek, kitaplar okumak, bunun üzerinde çalışmak, müzelere gitmek. Çünkü bu konu hakkında ne kadar çok şey bilirseniz antika dünyasını daha iyi anlarsınız. Ne kadar fazla antika parça görürsek o kadar kolay mı ayırt edebiliriz sahtelerinden? Sometimes you can tell right away. My husband and I went to an auction with my mother. Her zaman değil ama çoğu zaman farkına varabiliyorsunuz. Bir keresinde eşim, ben ve annem bir müzayedeye gitmiştik. Bir müşterim için çeşitli malzemeler arıyordum. Eşim bana bir parça gösterdi. Annem de o parçanın sahte olduğunu söyledi. Eşim, siz iki kadın bu şeyin nasıl sahte olduğunu anlıyorsunuz diye sordu. Yine de inanamadı. Bir yıl sonra bir İtalyan arkadaşı geldi, özel parçalar arıyordu. Onun için bir müzayedeye gittik. Arkadaşı ona bir parça gösterdi. Eşim de ona bu sahte dedi. Yani o da artık ayırabiliyordu. Çünkü hatların neye benzediğini bilirseniz bir bakışta sahte mi değil mi anlayabilirsiniz. Harika bir taklit bile yapılmış olsa tersini döndürerek bunu anlayabilmek mümkün olabiliyor. Zaten reprodüksiyonların çok az bir kısmı aslına yaklaşabiliyor. Bahsettiğiniz hatların nasıl olması gerekiyor? 18. 17. ya da 16. yüzyılda yapılanların orijinal şekillerini bilmiş, öğrenmiş olmanız lazım. Eğer parçanın şekli mükemmelse o zaman gerçekten eski olup olmadığına bakarsınız. Ama eğer şeklin hatlarında herhangi bir kusur varsa o zaman bilin ki sahtedir. Çünkü taklitler genellikle hatalı olur. Müzayedelerde almadığınız bir parça için üzüntü duyduğunuz oldu mu? Yes. My Evet, bir müzayedede 15. yüzyıldan kalan bir parça gördüm. Tahtadan yapılmıştı. Üzerinde bir haç, altında da insanlar vardı. Büyük bir parçaydı. İnanılmazdı. Hiç bu kadar büyük bir parça görmemiştim.
Parçanın üzerinden bir takım şeyler de çıkıyordu. Ben de teklif verdim. Ama sonrasında teklifi çok da ileri götürmedim. Aslında verebilirdim. Bu parça şu an Metropolitan Müzesi'nde. Alan kişiden Metropolitan Müzesi satın aldı. Müzayede de teklif verenler arasında ben 22. ya da 23. sıralardaydım ve alamadım. Sizin Fransa'da satın aldığınız bir parçayı sonra Fransız hükümeti gelip sizden satın almış. Oh, that happened. Yes, I bought some beautiful, actually Turkish subjects by Lyotard. Evet, öyle bir şey oldu. Lyotard'dan çok güzel Türk parçaları satın almıştım. Lyotard Fransızdı. Türkiye'ye gitmişti. Türk kostümlerine ve kumaşlarına bayılıyordu. Paris'e gittim, otele geçtim, araba kiraladım ve satışın yapıldığı yere, ki bu çok önemli bir satıştı, Paris dışındaki şatoya gittim. Parçaları aldım, çok heyecanlanmıştım. Eve döndüm ama Fransız hükümeti Louvre için parçaları benden geri aldı. Hükümetlerin kendilerine kalması gerektiğine inandıkları parçaları ellerinde tutma hakları vardır. Ve bu da bir risk diyorsunuz, değil mi? Aslında hükümetlerin istediği o kadar çok şey yok. Ama yine de bazı parçaları arada almak isteyebilirler. Yani riskli bir iş. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğiniz en ilginç projeniz hangisi? I started to do a huge project on an island in the Caribbean. Karayipler'de bir adada büyük bir projeye başlamıştım. Mobilyaları ben tasarladım. San Martin'de harika bir yerdi. Birden her şey sona erdi. Çünkü işi yaptıran kişi öldü. Birkaç yıl sonra adaya gittiğimde neredeyse kalp krizi geçiriyordum. Bizim satın aldığımız tüm parçaların çalındığını gördüm. Mesela adada inşa edeceğimiz otel için özel yaptırmış olduğumuz dolap kapılarını bütün dükkanlar alıp kendilerine açılıp kapanan kapılar yapmışlardı. Yer fayansları İtalya'da özel olarak yaptırılmıştı ve yarı parası da daha ödenmemişti. Onları da dükkanların yerlerine döşemişlerdi. Çok üzücü bir durumla karşı karşıya kalmıştım. İyi tecrübeler de yaşadım. Kuveyt'te saraylar, Bermuda'da, Florida'da ve tabii ki New York'ta evler dekore ettim. And Florida and New York of course too. Eğer sizden bir rüya ev istenseydi nasıl tasarlardınız bu rüya evi? The dream house would be somebody with really good taste. Rüya ev bu işten çok keyif alan kişilerin yaptıracağı bir şey olmalı. Kişi 18. yüzyıl veya daha öncesini seviyor ve hakikaten evinde en iyi parçaların bulunmasını istiyor olunca benim de çok hoşuma gidiyor. New York'ta yeni bir ev tasarladım. Çok keyifliydi. Çünkü evin hanımı reprodüksiyonları değil de hakikaten iyi olan şeyleri tercih etti. Ve çok çok güzel şeyler aldı. İklimlerin kötü olduğu yerlerde de bazı tasarımlarım var. Modern evler de yaptım. Reprodüksiyonlarla tasarladığım evler de oldu. Ama en azından reprodüksiyonlar o kadar iyiydi ki gerçek olup olmadıklarını anlamak için tersini çevirip incelemeniz gerekiyordu. Aslında fırtına, tayfun bölgelerinde oturuyorsanız evinizi kıymetli antik mobilyalarla tasarlamanız tabii ki pek doğru olmaz. That you should take really important furniture. That I do think. Avizeler hakkında bir kitap yazmışsınız. Yes, I wrote a catalog on chandeliers because I made a collection of. Evet, avizeler üzerine bir katalog yazdım. 18. yüzyıl ve daha erken döneme ait avize koleksiyonum var. Ayrıca muhtemelen hiçbir yerde olmayan en geniş antik ayna koleksiyonuna sahibim. Yıllar önce annemle Fransız mobilyaları üzerine bir kitap yazmıştım. Yeniden basıldı. İçindeki tüm çizimler bana ait. Çünkü Parsons School of Design'da bunların eğitimini almıştım. Bir de İtalyanca olarak İtalyan mobilyaları üzerine büyük bir İtalyan kahve masası kitabı yazdım. Yarı İtalyan olmama rağmen İtalyan mobilyaları hakkındaki kitabı yazmama izin verdikleri için çok memnun oldum ve gururlandım. Kitabı Floransa'da Giunti adlı önemli bir yayın evi bastı. Avizeleri temizlemek çok zor olmuyor mu? Aslında hiçbir zaman temizlemiyoruz. O kadar da kirlenmiyorlar. Çünkü kir genelde aşağı iniyor. Bunun için özel bir sprey kullanıyorum. Avizelerin temizliği onunla sağlanıyor.
What was your first? Aldığınız ilk değerli eşya nedir? İyi bir arkadaşım bendeki bir oyuncak bebeği istemişti. Onunla bir prespapye karşılığında anlaştık. Hala o prespapye koleksiyonumun bir parçası. Bence oyuncak bebekten çok daha güzel. Much nicer than the Raggedy Ann doll, I think. What is the most rewarding? Antikacılık size şimdiye kadar neler kazandırdı? I really love searching for things and once I search for them then çeşitli şeyleri arayıp bulmaya bayılıyorum. Bulduktan sonra da o parçalar hakkında araştırmalar yapıyorum. Son birkaç senedir 17. ve 18. yüzyılda yaşayan kişilerin anılarını birbiri ardına okuyorum. Bu anılardan hiçbir tarih kitabında bulamayacağınız ilginç şeyler öğrendim. Find out all sorts of interesting things which I would not find even in a history book. What is the most valuable? Dünyadaki en değerli antika mobilyalar hangileri? Well, in France, if you have a good Fransa'da eğer çok iyi bir komodininiz varsa, o Fransızlar için mobilyaların Rolls-Royce'udur. İtalya'da ise altları çekmeceli yazı masalı bu uzun dolaplar İtalyanların prestij parçalarıdır. Yani İtalya'da bunlar en pahalı parçalardır. Fransa'da da komodinler en pahalılardır. Tabii bunların arasında istisnalar olabilir. Mesela kraliyet ailesine, krala, kraliçeye veya diğer asil aile mensuplarına ait parçaların çok ilgi çekici geçmişleri oldukları için her zaman pahalıdırlar. Thank you very much for your time, Contessa Fioretti. Well, it was a delight to talk to you. No. Işıltılarda bu hafta antika dünyasının tanınmış isimlerinden Helen Costantino Fioretti ile beraberdik. New York'ta kendisiyle güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Ben Tahir Demircan. Bir sonraki ışıltılara kadar şimdilik hoşça kalın.